Ara sıcak geliyor. Çok konuşulan tabağımız geliyor efendim. Sosyete mantısı, keşkek ve karalahana sarması. Evet, evet. Emine Hanım bunu ne yapacaksınız? Bunu şimdi alıyorum. Yok, beklediğim an geldi. Şimdi bakayım bunun için ne diyecekler. Çok merak ediyorum. Bunu böyle çarşafıyla bir gösterseydiniz. Buraya gidecek şimdi. Orada ben masa burada servis yapmıyorum. Ben 15-20 sene önce kendi memleketimde yerel TV'de bundan dolayı ben kaç sefer yayın aldım, kaç sefer yayınlandı. Eğer buna da laf ederlerse şunlar hep zahmet isteyen şeyler. Yani bu kadar pes doğrusu. Ne kadarını göremiyor ki keşkek. Şu keşkeği yapıp da çıkarsaydın ya. Yufkamı elimde açmışım, ayrıyeten bunu teyit etmişim. Dış ses ben. Burada ne yaptım ben? Çorbanın şeyini burada atıştım ki hani evet ben bunu yapabilirim, başarabilirim. En amarat benim olayı nedir? Hamaratlığımı göstermektir. Şu anda benim yaptığım menünün üzerine geçebilecek menü yok. Şu anda görünce nasıl dediler ki biz şok olduk. Evet şok oldular, gayet normal. Nasıl kendilerini üste çıkarırım derdine gittiler. Dün benim ağzımdan çıkarmam işlem dışıydı. Ben çok dalmıştım, damağımı ısırdım. Sonra da sucuk kokusunu alınca mecburiyetten çıkardım. Yani bunda ben yanlış anlaşılma olmasın. Onun için de bana kızgın olma. Bunu ben sana izah edeyim. Kesinlikle. Ben hatta burada da olduğumu da unuttum. Kamera karşısında olduğumu da unuttum. Peki. Ondan dolayı kesinlikle bana kırgın olma. Senin bu hareketinden olmaz. Semra Hanım galiba biraz rahatsız olmuş. Doğru mudur Semra Hanım? Dino. Bence Semra, siz, benim, siz beni benim nasıl bir sofra çıkartacağımı bildiğiniz için beğensek de beğenmesek ama de düşük puan vererek kendinizi öne çıkartmaya çalıştınız ama maalesef. Düşük puan maalesef. Öne çıkarttınız. Aynen öyle maalesef. Saadet Hanım çok güzel bir sofra kesinlikle çıkartacağını keşke söyleyeyim. Çok lezzetli yemekler çıkarsaydınız da daha size şöyle güzeldi. 5 puan verseydim. Çok keşke. Lezzetli yemekler. Keşke. Sizin, keşke. Sizin kaburga deyip de ben bize pilav üstü kavurma getirdim. Valla aslanlar gibi kaburga yaptım. İnanın aslanlar gibi kaburga yaptım. İki gün yutkunmaktan öldüm. Kaburga konusunda nasıl rahatsız olmadınız Betül Hanım? İnanın ki aslanlar gibi kaburga yaptım. Kusura aslanlar gibi. Ben ilk günden itibaren aslanlar gibi. Keşke o kaburgadan bir tane getirsin. Ben şöyle kocaman bir kuzuyu var ya hepsini doldurdum. Bakın lezzet olmadıktan sonra benim hiç hiçbir önemi yok. Bakın emin olun ki size Kadir Bey yardım etmiştir. Bana ben hiç kimseye izin vermedim yardım edecek. Her şeyi ben kendim yaptım. Elinin dokunmadığı belli yani. Değdirmediğiniz için zaten biz o zaman tatlıyı da Kadir Bey yapmıştı. O zaman o yüzden güzeldi. Biz tatlınıza bir şey demedim. Efendim ben bunu demeyin. O yüzden güzeldi. Evet pardon. Ara sıcak geldi. Bakın ara sıcak ben bunu demeyin ki tabağı mantısı. Siz onu yoğurdu koymadan önce getirseydiniz sonra yoğurdu koysaydınız. Bir saniye biliyorum tamam getiriyorum bir saniye. İlken yine belli eder. Yine bu yemeğin sunumu böyle değil midir yoğurtlu bir şekilde? İlk önce hayır böyle değil gül şeklinde. Siz önce misafire çıplak halini gösteriyorsun sonra götür bir daha yoğurdu. Hayır bana bize gelen, soframıza gelen o kadar gül şeklinde sarılmış. Çıplak haliyle sen niye bana kuzuyu çıplak haliyle getirmedin? Siz istemediniz. Şu anda bir problem var mı? Tabii ki problem var. Çok kalın görünüyor. Hiç de hayır, güzel görünüyor. Hayır şu an dağılmış mı? Dış görüntüsüyle alakalı yorum yaptınız mı? Ama belki o yüzü dağılmamış buraya. Sizi tebrik ediyorum. Hazır yufkayı bu şekilde tutmanız çok güzel bir başarı. Ön yargılı davranıyorsunuz. Aslında. Beğenmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bence bir tadına bakın. Ondan sonra yorum yaparsınız. Servisinizi alabilir miyim? Yaklaştırırsanız sevinirim. İşte bakın dağıldı ve kıymalar düştü. Aynı söylediğim gibi oldu işte. Mıknatıs mıydı bu yapışsın oraya? Emine Hanım ne biçim bir konuşma? Kıymalar düştü. Ama kıymalar düştü. Güzel yani dağılıyor sonuçta. Emine Hanım isterseniz tabağı biraz kendinize evet, alınız. Evet dağılıyor servisi. Gerçekten dağılıyor. Tamam. Buyurun işte bakın. Dağılıyor yani dediğim oldu işte. Bunu siz servis yaptığınızda gerçekten görüntüsü şeydi. Emine abla sürekli bir ama diyorsun, sürekli bir ama diyor. O amaların hiç bitmiyor senin. Sürekli bir ama, yani sürekli bir ama. Yani beğenemiyor muyum diyor Kadir Bey? Yani bak abi şu yorumuna ben kızdım. Bu nasıl servis edilebilir evlendikten sonra? Ama bize bunları sonra yapan 20-21 yaşındaki kızlar, gelinler. Keza Emine Hanım tecrübeli. Bütün halinde geldi, tülbente yapışmış mı? Hayır. Hayır yapışmamış. Onu konuşuyoruz gayet biz. Güzel geldi. Peki bunu böyle dilimledikten sonra kıymaları nasıl sabit tutabilir içinde? İşte onu da düşünüyorum.
düşünecekti bir davet sofrasında. Sen söyle nasıl yapabilirdi? Üstüne onu da gül böreği şeklinde yapacaktı. Emine Hanım, yani böyle sosta... kesme değil de gül böreği şekilde yapıp teker teker. O da haşlanıyor teker. Mu? Tabii o da haşlanıyor. Aynısı. Bunu yapan zaten gül böreğini de yapar. Tülay Hanımca ekstra yoğurt verebilir mi tekrar? Onca şeyi tek tek nasıl haşlayacak? Haşlıyorlar canım. Alıyorsun onu. Evet afiyet olsun buyurun. Teşekkür ederiz. Daha mantı gelmeden dünyanın yorumunu yapın. Bir de lezzetine Emine bakalım. Komşularınıza da sormadınız. Yani hep her şey lafınızda komşularımız olsa şöyle olur. Evet canım komşularım onları çok seviyorum. Ama komşularınıza bizden selam söyleyin. Giderken. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam onlara söyleyin. Sizden değil komşularınızın yarışları canım komşularım buradan onları çok öpüyorum. Evet. Emine Hanım, mantıya genelde kıymanın içine soğan çok yakışır ama sen koymamışsın. Koymamışım. Var mı soğan? İşte zaten soğan tadını almadınız mı orada? Yakıştığını bilseydiniz o damak tadı olmuş olsaydı şu anda evet soğanını da yerinde koymuşsunuz, karabiberi de var deyip hepsini söyleyebilirdiniz. Yok, sordum çok yakışır. Sadece. Şimdi yakışırdık. Damakta... Soğan alamadım da onun için sordum. İşte almış olsaydınız daha önce de aynı şekilde şu anda soğanlı olduğunu anlardınız zaten. Buyurun Semra Hanım sizden başlayalım. Keşkekten başlamak istiyorum. Keşkek hafif tuzlu. Kıvamı, lezzeti her şeyi yerinde. Ama aşırı tuzlu. Mantı da gerçekten o da tuzlu. Ama dolmayı hiç beğenmedim. Mantıyı da beğenmedim. Niye diyeceksiniz? Keşke kızartsaydınız. Çok cıvık hamur tadı olmuş. Haşlama olduğu için zaten i̇şte, şimdi... İşte haşlama bence yanlış bir yöntem bunda. Değil, ben bu şekilde yapıyorum. Haşlama hiç değil. Belki... Normal tek tek olan hamur çedirini de açtığımız zaman tek tek olan mantıları da haşlıyoruz ya. Peki, benim... daha önce yaptığınız yufkayla bu yufkanın pişme derecesi aynı mı? Tabii bazı ki. Yufkalar mesela az haşlanmış oluyor, az pişmiş, közlenmiş oluyor. Bazıları da böyle bir tık üstünde kahverengilikler var. Daha önceden öyle bir yufka kullanıp da yaptıysanız bu kadar cıvık olmamış olabilir. Ama bu çok cıvık olmuş. Yani normal böreklik şu, yufkayla pardon, olmaması pardon, gerekir böyle bir şey. Şimdi şu şekilde cıvıklık mı? Yani cıvık bir ya şey hamur, mi? Ya hamur, hamur bildiğiniz peki, hamur. Peki suda kaynayan bir yufkaya nasıl olması bekliyorsunuz? Dağılmış i̇şte, mı? Suda kaynama yöntemini yanlış buluyorum. Ama ben bunu biliyorum, bunu yapıyorum. Ben bunun... dediğin gibi az önce dışarıdan almış olduğum bunun yufka çeşitlerinden sizin anlattığınızın her türden yaptım. Ben bunu sürekli yapıyorum zaten. Ne kadar zamanda pişiriyorsun bunu peki? Evde pişirdiğinde ne kadar sürüyor? Yani bir 20-25 dakika ters çevirerek yani bir tarafını ben bunu çembere tülbente özel bunun tülbenti var. Aslında çok isterdim şöyle gelip diyeyim, orada. Damak tadıma uygun değil. Damak tadınıza uygun bir şekilde yapmıyoruz çünkü niye de yani bunu yapma şansım yok. Senin damak tadını ben sizi daha evveliyatınızı bilmiyorum ki hangisi yemeği seversin senin damağına ne uyar ne uymaz. Doğru şimdi yarın sizi de damak tadı şimdi yarın sizi de göreceğiz. Şimdi ne diyorsunuz? İşte tuzlu. Benim tuz oranımla sizin... Peki hamurluğa gelelim. Yani hamurluk herkes için aynıdır. Bir şey pişmemişse hamur olmuştur. Yani. Şu anda bu hamur mu? Pişmemiş hamur. Mi? Hamur. Yani, fazla pişmiş, pişmemiş değil, cıvımaya dönmüş. Ama hani makarnayı fazla haşlarsınız, öyle. Kendini lapa bırakır gibi. Lapa gibi olur ya. Nereye gidiyorsun Semra Hanımcığım? Fazla cıvık, şu neresi salın, bana bir gösterir misin? De ki bana bu fazla... Bu kendini tutmuş olması, lapa olmaması adına gelmiyor Emine Hanım. Kaynamış olsun. Ben bunu görür görmez anladım şeyinden. Nasıl ne? Bir tat oldu onu? Siz daha önce yediniz mi bu tarzdaki olanı? Fırında pişmiş yedim. Fırında pişmiş. Şimdi senin demin dediğin gibi sunum yapılmış. Demin dediniz şekli ya. De böyleydi ama haşlamasını yememiştim. Demin demiş. Yediğimde lezzet almıştım, beğenmiştim ama bunu beğenemedim. Olabilir ama demin dediniz ki fırında hep yedim. Sen şimdi aynı fırındaki yedin. Hani ben damak benim damağıma uymadı. Benim damak zevkime uymadı. Senin damak zevkin kızarmış bir mantıya alışmış. Bundaki olan senin damağına hitap etmiyor. Bu mantı değil ki zaten. Ne bu sizce? Bu mantı adı verilmiş başka bir şey. Bu. Ne sizce ama ben adına sosyete yani, mantısı koydum. Mesela her, başka bir şey değil. İstediğiniz her şey ismi belirliyoruz şu anda. İşte tamam yani. İsim annesi olun siz. Buyurun bugün sizin istediğiniz yani, bir isim. Hayır isim annesi olun. Dedi, bu dayını hayır ben hemen bakın. Hemen Samsun'a zaten bizi bütün yani kaç şey izliyoruz. Şimdi isim annesi siz olun koyalım. Ben Samsun'a buna gittiğimde
olmuş olduğum programda Semra Hanım yoğurt bunun soslu. İsim patent annesi oldu diyeyim, ona göre davranayım. Ne yani koyayım bunun adını? Şöyle ben diyebiliriz. Yoğurt soslu, sarma. Ne? Sarma, sarma. Ha yoğurt herhangi bir şey. Pardon. Aklıma yoğurt gelmiyor. Bakın. Yoğurt soslu sarma. Aha. Yoğurdu koymuşum. Sosun da üstüne sarma. Yoğurt soslu bu olur. Siz sarma, ne istediğinizi mi bilmiyorsunuz? İsminiz şey kabul edilmedi. Kusura bakma. Emine Hanım. Efendim. Kendinize gelir misiniz? Eleştiriye açık olun. Ben açığım. Beğenmediğimi söylüyorum. Beğenmemek başka bir şey. Bunun kalkıp ismi bu olmamış başka bir şey. Siz ne demek istediğinizi mi bilmiyor? Bunun ismi bu olmadı. Bu kadar mantı olmaz. Benim fıtratıma ayrı. İsmi bunu sorun. Mantı dediğiniz nedir? Minik minik yapılan bir katlama yöntemiyle yapılan fırında bir fırında yediğin hani kızartmış dedin ya, o neydi yediğin? Sosyete mantısı. Hani sosyeti fırında yedin, ya onun adı değişik mi? Adını veren öyle vermiş. Ben sen bunun adını bana söyleyemezsin. Sen diyorsun ki ben bunun adı dolma olsaydı ismini. Dediniz ya mantı böyle olur dediniz. Diyor, ben Semra de diyorum Hanım, siz fırına girince mantı olarak kabul ediyorsunuz, haşlamasını mı kabul ediyorsunuz? Onu da kabul etmiyorum. Da kabul mantı böyle ama bir şey değil. Peki, ama ismini zaten ismini ona kabul etmedin sen. O zaman yoğurtlu sen makarnaya da mantı diyelim. Bu neye benzer bilmiyorum. Kayınvalidemi sevmedim daha görmeden. Ya ismi değişik olsaydı. Sosyeteler öyle demiş. Şöyle bir şey. Aynı şeyi makarnayla da yapabiliriz. Kıyma koyarız. Bunu ona mantı zaten diyebilir miyiz? Hayır, mantı diyebilir miyiz ona? Pardon, onun adı değişik zaten. Erişteyle yaparız. Şu an canım, tek sorun isimse değişik. İsim var. İsim değil. Ha? Ben bunu beğenmedim yöntemini zaten, her şeyini beğenmedim. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.